Winterthur'da 4-7 yaşları arasındaki miniklerin dini ve manevi bilgileri öğrenebilecekleri Adım Adım İslam adlı eğitim kursu start aldı. Winterthur Töz'de gerçekleşen açılış etkinliğine Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sezai Güler ve Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Akın, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu, Winterthur Diyanet Vakfı mensubu üyeleri hazır bulundu. Açılışta Türkiye'den misafir olarak katılan Fatih Kalkınç, aile ve çocuk eğitimi üzerine konuşma yaptı. Buradaki annelerin ben hiçbirisinin şu cümleyi bildiğini zannetmiyorum. Çocuk anneciğim ben doydum diyor, annesi de düşünsenize afiyet olsun diyor. Afiyet olsun bilen anne var mı aramızda? Genelde, yok biliyor, tabii herkes biliyor da, ama kullanılan teknik şudur. Çocuk gelir, anne ben doydum. Annenin ilk tepkisi şudur. Hayır. Sen daha doyma. Ne yedin ki çocuk? Çocuk şaşırır. Anneciğim ben daha doymadı mı? Doymadı ya. Biraz daha ye. Çocuk diyor acaba mideden de miydi, annem de miydi? Biraz daha ye, doydum mu anne? Yok yavrum, biraz daha, biraz daha. Ve şişman bir çocuğum. Winterthur Diyanet Vakfı Başkanı Yağmur Kocabaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, din görevlisi Muammer Kırca'nın okuduğu dua ve katılımcı müşavirlerin konuşmalarıyla devam etti. Slide gösterimiyle 4-7 yaşları arasındaki çocuklara sunulan Adım Adım İslam eğitim kursu ve hizmetin ayrıntıları anlatıldı. Sizden memnun. İnşallah Rabbimiz sizden memnun. Hoş geldiniz. Arkadaşımız Cemil Baysal katılımcılara mikrofon uzattı ve görüşlerini aldı. Yani çok güzel bir çalışma. Öncelikle bu çalışmayla ilgili emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Yani özellikle yurt dışındaki çocukların sahip çıkılması adına bu tarz faaliyetleri gerçekten çok beğenerek takip ediyorum. Türkiye'de yaşayan bir insan olarak. Yani sahip çıktığınız kadar çocuklar sizin oluyor. Sahip çıkmadığınız zaman başkalarının oluyor. Ve Adım Adım ismi de çok güzel. Yani yavaş yavaş yaklaşmak lazım belki çocuklara. Sevgi ve şefkatle yaklaşmak lazım. Ve şu anda bugün pazar olmasına rağmen, artık tam bir tatil günü olmasına rağmen, işte insanların teveccüh gösterip buraya gelmesi aslında o da şunu gösterir. Evet, bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Siz bu tarz çalışmalar yaptığınız sürece bizler de burada olacağız mesajını iletir. Dolayısıyla ben çok güzel buldum. İnşallah bu tarz çalışmalar artarak devam edecektir. En başta kendi çocuklarımıza, kendi çocuklarımızın anne babalarına faydalı olacaktır. Tabii bizim burada daha çok üzerinde duracak olduğumuz anne baba eğitimiyle ilgili olacak. Çünkü küçük çocukların eğitiminde anne baba önemli. Anne babayı ihmal ederek çocuğu kazanamazsınız. İsviçre'deki sivil toplum kuruluşları olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü nesil Türk gençliğini sivil toplum kuruluşlarına kazandırmamız gerektiğini, bunun akabinde de benlik davası olarak çalışmak değil, olaya bizlik davası olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Neslimizi, daha doğrusu camilerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu hani bir gaye için yapmamız lazım. Sadece vakit namazları ve diğer namazları kılınsın diye değil. Bunu geleceğe de yatırım olarak düşünüyorum ben. Eğer çocuğumuza 4 ile 7 yaşında dini eğitimini temel olarak atabilirsek, bu çocuklar ileride camilerimize geri dönecektir. Amacımız bu. Bu işi gönüllü yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bizi destekliyor. Selma Gözübüyük ve Nurhan Kocabaş arkadaşımla birlikte yapacağız. Amacımız özellikle çocukların işte bu günahtır, bu yasaktırı ortadan kaldırmak. Rabbimiz bizi seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Bu işi işte eğitimi oynayarak, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak. İlk eğitimlerini. Biliyorsunuz İslam'da eğitim önemli bir yer alır. Onun için Cenab-ı Hak insanların eğitimi için peygamberleri göndermiş. Onlara yol göstersin, kılavuzluk yapsın diye. İnsanoğlu da doğuşta çok fazla bir şey bilmeden dünyaya geliyor. Hayatı çevresiyle öğreniyor, algılıyor.
Ya annesi babası iyi bir eğitimciyse, kaldığı toplum iyiyse o nesil de iyi oluyor. Sizin de az önce söylediğiniz gibi 0-6 yaş arası çocuklar için ya da bir insan için çok önemli. Yani bugünkü eğitimciler %80'e yakın bilginin, karakterin oluşmasını bu yaşların sağladığını söylüyor. Bu cümleden olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda yurt dışındaki bütün teşkilatlarına şunu söylüyor. Mümkün olduğu kadar anaokulları, kindergartenler, şüphil gruplar gibi şeylere önem verin. Yerel mevzuat çerçevesinde artık camiler sadece namaz kılınan yer gibi algılanmasın. Yani orası bir eğitim yuvası olsun. Tıpkı ta asr-ı saadette peygamberimizin dönemindeki olduğu gibi. Ama gelin görün ki bu birinci kuşak camimiz var deyip biraz rehavete kapılıyor. Bu işte yağmur gibi, buradaki arkadaşımız gibi gençler bunun şuurunda ve bilincinde. Adım adım İslam eğitim kursuna potansiyel gelecek öğrencilerden bir tanesi yanımda. İsmi Rana. Rana az önce bu kursa gelmek istediğini, geleceğini anlattı bize. Anlatır mısın Rana? Ne öğrenecekmişsin burada? Annene, yakınlarına, ablalarına sordun mu? Elif beyler, kağıttan elif beyler yapacağız. Sonra Kur'anları birazcık öğrenmemiz için birazcık Kur'an ve elif bey kitaplarını okuyacağız. Tamam. Senin yaşın tutuyor muymuş bu kursa? Evet, çünkü 4'ten 7'ye kadar. Senin yaşın kaç? 6. Ve siz neler söylemek istersiniz burada yetişen bu küçük çocukların dini ve manevi eğitimlerini alabilmeleri için açılan bu eğitim kursuyla ilgili? Hepimizin sizin de bildiğiniz gibi bir maddi dünyada yaşıyoruz. Ama bunların dışında bir de manevi hayatımız var. Bu bize güç veriyor. İdeallerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Ve her zaman bu bir destek oluyor. Bütün hayatımız boyunca. Böyle bir manevi eğitim, dinimizi doğru şekilde öğrenerek bütün hayatımız boyunca bizimle birlikte oluyor ve yararını görüyoruz. Bu bakımdan çocuk yaşta bazı şeyleri öğrenmenin, bazı ana fikirleri öğrenmenin, din kültürü almanın ben yararına inanıyorum. Bu bağlamda biliyorsunuz Winterthur çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı bir bölge. Onun için ben Winterthur Camii Derneği yetkililerinin yararlı bir etkinlik yaptıklarını düşünüyorum. Müslümanlığı en iyi şekilde çocuklarımızı tanıtmak. Bu bizim aynı zamanda bir görevimiz. Çünkü biliyorsunuz ikinci kuşak buradaydı. Şimdi üçüncü kuşak işte sesleri belki duyuluyor. Sağımızda solumuzda balonla oynuyorlar. Tabii onların eğitimi çok önemli. Eğitimlerinin bir halkası da belki bir dini birliktelik, bir onlara bütün hayatları boyunca güç verecek, doğru ilkeleri öğretecek bir eğitim olması. Bu bakımdan ben çok yararlı buluyorum. Bu tip programların her zaman desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.